Merhaba arkadaşlar, ASP.NET'te bu dersimizde veri tabanındaki kayıtları kullanarak repeater ile tablo şeklinde listelemeyi göstereceğiz. Geçen dersimizde repeater kullanmayı göstermiştik. Burada oluşturduğumuz listeye 4 tane kayıt girişi yapmıştık ve bu kayıtları repeater içerisinde listelemiştik. Burayı siliyorum. Burada artık veri tabanındaki kayıtları kullanacağız. Şurayla da işimiz yok. Dolayısıyla şurayı da siliyorum. Hatta şu kısmı da siliyorum. Ve arkadaşlar bu arada Cloud Class'ını açıyorum. Birkaç değişiklik yapacağız. Şimdi listele ara metodunu daha kapsayıcı bir hale dönüştüreceğim ve geriye değer döndüren bir metot haline dönüştüreceğim. Şimdi bu data table türünde bir metot olsun. Kontrol nokta gerek yok, hemen eklemiş oldu ve şu bölümü siliyorum. Bağlantı open ve bağlantı close kaldı. En üstte de data table türünde bir tanımlama yapıyorum. Data table ve geriye dönen değer de data table türünde olacak. Evet, şu hatadan kurtulduk. Şimdi SQL data adapter nesnesini kullanacağız bu işlem için. Çünkü data table'a verileri dolduracağız. SQL virgül bağlantı. Burası tamam. Şimdi verileri dolduralım, kayıtları. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Listele ara metodu data table türünde geriye değer döndüren bir metot haline dönüştü. Şimdi kayıt getir metodu da daha kapsayıcı olsun. Dolayısıyla onu bir kere daha kullanacağız. Şu ID alanını siliyorum. Buna gerek yok. Şuraya bir string, bir değişken tanımlıyorum. Dolayısıyla şurası da string değişken ve bağlantı şeklinde olacak. Evet, tamam. Burası bu şekilde. Şu ekle sil metodu kalsın. Onda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz. Şöyle açık kalsın. Şimdi build edelim projemizi. Bakalım hata varsa, ki olması lazım hata. Tamam. Şurası. Şu alan yok. Şuraya da sorguyu yazacağız. Select yıldız from customer ver ID neye göre kayıtları getireceğini belirtiyoruz. TXT ID birkaç hata daha olması lazım. Bir daha bakalım. Eğer hata yoksa, çünkü dersten önce de birkaç deneme yaptık. Nerede hata olacağını göstereceğim arkadaşlar. Yani hata şu anda göstermiyor. Şimdi index sayfasını açıyorum. Index F7. Evet, tamam. Şurada grid diye bir kaldıracağız. Bakalım. Evet, şurası. Tamam. Şimdi hata gösterecek. Tamam. Şimdi bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar burası artık kapsayıcı bir metottu.
Dolayısıyla grid div bir nokta data source. Arkadaşlar bu işlemleri index ASP.x sayfası için yapıyoruz bu arada. Onu söyleyeyim. Page load'da bir değişiklik yapıyoruz. Tamam. Data source içerisinde metodu çağırıyoruz. Tabii şurası yok. Grid div yok. Şimdi tamam olması lazım. Ve aynı zamanda da data bind etmemiz lazım. Grid div bir nokta data bind. Evet, bu şekilde. Şimdi buraya bakalım. Şurası yok. Yine aynı şekilde arama işlemi için bu. Grid div bir nokta data source eşittir. Ve aynı zamanda da grid div bir nokta data bind. Bu arada tabi şurayı bir metot haline dönüştürelim, daha iyi olur. Ctrl R ve M'ye basıyorum. Listele metodun adı. Burası tamam. Şurayı siliyorum. Şu silme işlemi arkadaşlar. Bu arada onaylayalım. Sadece listele metodunu çağırmam yeterli. Tamam, herhangi bir hata kalmadı. Şimdi işlemlerimize geçebiliriz. Index 2 ASP.x sayfasına geçiş yapıyorum. Yani şimdi şurayı komple siliyorum. Repeater'ı siliyorum. Baştan ekleyeceğim. Ve buradaki işlemleri de silmiştik zaten. Tamam. Toolbox'tan bir tane repeater ekliyoruz. Evet. Şimdi repeater içerisine bir tane başlık bölümü için header template ekliyoruz. Burası tamam. Kayıtlarımız için, veri tabanındaki kayıtlarımız için bir tane item template ve en altta da arkadaşlar toplam kayıt sayısını listelemek için bir tane footer template kullanıyoruz. Evet, bu şekilde. Şimdi header template içerisine bir tane tablo ekliyoruz. Ve bu tablo footer template içerisinde bitecek. Yani footer template'ten önce tablo bitecek, sonra footer template bitecek. Evet, burası tamam. Tablo header'da başlıyor ve footer'da bitiyor. Kısacası. Şimdi table içerisine bir tane table heat. Tamam. Table heat içerisine de bir tane 5 tane alanımız vardı. Dolayısıyla başlıklar koyu renkte olsun. Şurayı kopyalıyorum. Tamam. First name. Evet, başlık bölümü bu şekilde. Şimdi item template içerisine giriyorum ve burada kayıtlarımızı listeleyeceğiz. The body tagını açıyorum, gövde kısmı, ve onun içerisine de bir tane table rows açıyorum ve table rows'un içerisine de bir tane table heat. Burada arkadaşlar id alanı koyu renkte görünsün, onun için bu şekilde yaptım. Diğerleri normal olacak. Küçüktür büyüktür yüzde işareti, kare, eval. Burada veri tabanındaki kolonun ismi neyse, alanın ismi neyse o şekilde yazmamız lazım. Evet, tablomuz arkadaşlar, customer.
Evet, ID, first name şeklinde alanlarımız bunlar. ID, table data normal olsun bu. Küçük büyük, yüzde, kare, eval, parantez içerisinde alanın ismini yazıyorum, first name. Şurayı kopyalayabilirim artık. Şurası last name. Evet, alanları yazdık arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Tamam. Toplam 5 tane alan. Şimdi item template bölümü de tamam. Şuraya bir tane label ekleyelim. Toplam kayıt sayısını listeleyeceğiz. LBL kayıt sayısı. Evet, buradaki işlemler tamam. Şimdi F7'ye basıyorum. Bir page load, yani sayfa yüklendiği zaman kayıtlar listelensin. Dolayısıyla repeater 1 nokta data source eşittir. Yine crowd içerisindeki listeli ara metodunu çağırıyoruz. Evet, parametre olarak sadece string türünde bir parametre belirtmemiz gerekiyor. Şimdi select, şurası select yıldız, bütün kayıtlar from customer. Evet. Bir de yine aynı zamanda burada da repeater 1'i data bind etmemiz gerekiyor. Evet, buradaki işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi tekrar ASP.X bölümüne geçiyorum. Design bölümünde şu bizim tablomuz. Şu an seçili. Properties penceresini açıyorum. Ve item create. Bu şekilde. If diyorum. E nokta item. Item'ın türü. Item type. Liste şeklindeki bu item'ımızın türü eğer footer'sa. Çünkü alt tarafta oluşturacağız toplam kayıt sayısını. Alt başlıkta oluşturacağız. Evet, belirttik. Şimdi var footer eşittir. E nokta item nokta find control. Evet, kontrolümüzün ismi. Şuradan alalım hemen. Source kısmını açıyorum. Label'ın ID'si. As labels'a dedik. Şimdi bu labels'a, bu label'ın bir de teksti olacak. Label'ın tekstine yaz diyeceğiz. Ne yazacağız? Toplam boşluk kayıt listelendi. Şimdi bu tablomuzdaki kayıtları data table türünde atadık. Yani dolayısıyla kayıt sayısını da data table türünde almamız gerekiyor. Şu tarafa şöyle yapalım. Toplam x kayıt listelendi. Burayı tamamlayalım şöyle. Evet, şimdi buraya repeater 1 nokta data source as
Data table. Data table türünde nokta rows satır sayısı. Evet, toplam kayıt sayısını bize verecek. Şimdi bakalım toplam 5 şurası kayıt listelendi. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum. Bir browser. Evet, kayıtlarımız listelendi arkadaşlar. Buna bir class verelim, daha güzel dursun. Toplam 6 kayıt listelendi. En üstte görünüyor şu anda bu. Bunun için şu bir tanesini açalım. Şu linki alıyorum. Tamam, Bootstrap min CSS dosyasını ekledik. Şimdi class verebiliriz. Class eşittir table quadrant. Şimdi bakalım. Toplam 6 kayıt listelendi. Yalnız şu tarafa bir bakalım. Tabii bunu bir table data'nın içerisine alacağız. Şimdi bakalım. Evet, buna bir de arkadaşlar kaç satır olduğunu belirtmek, daha doğrusu kaç sütun olduğunu belirtmek için şu bölüme callSpan 5 değerini veriyoruz. Toplam çünkü 5 tane alanımız var. Şimdi bakalım. Evet. Bir de tabi şu div'e de bir class versek fena olmaz. Class container. Biraz daha düzgün dursun. Bir de br etiketi atayalım. Üstten biraz boşluk görünsün. Kaydettik ve tekrar yeniliyorum. Evet, böyle daha güzel durdu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böylece veri tabanındaki kayıtları repeater kullanarak tablo şeklinde listeleme işlemini de göstermiş olduk. Bir sonraki dersimizde tablomuza güncelleme için ve silme için iki tane buton ekleyeceğiz. Güncelleme işlemi için hangi ID ise o ID'ye ait değerleri diğer sayfaya taşımış olacak. Evet arkadaşlar, bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkese iyi günler.